Merhabalar sevgili Terazi Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 8 Nisan haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Ve hemen arkasına tarotlardan öngörü alacağız. Bakalım onlar bize ne söyleyecek. Şimdi sevgili teraziler, videoya başlamadan önce tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bayramlar dileğiyle videomuza başlıyoruz. Sevgili teraziler, Pazartesi günü gerçekleşecek olan bir güneş tutulması var ve bu güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşiyor. Koç burcundaki güneş tutulması sizin evlilik evinize denk geliyor. Birliktelik eviniz, ilişki eviniz, evliliğiniz, ortaklığınız, her türlü ikili ilişkiler evinize denk gelen bir güneş tutulması. Burada başlamalar ve sonlanmalar yaşamanız mümkün. İlişkinizin temeli sağlam ise bu ilişkinin devamı ile ilgili tabii ki yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Eğer ilişkinizin temeli sağlam değil ise, çatırdamalar var ise bu ilişkide bir sonlanma ve bitişlerin de olması mümkün olabilir diyorum sizin için. Aynı zamanda burada daha böyle yenilikçi enerjiler hakim olabilir. Yine evliliğinizle ilgili ya da ilişkinizle ilgili yeni fikirler, yeni düşünceler, tekrar bir denemeler ya da bu konuyla ilgili bilinmeyenlerin ortaya çıkması gibi durumların tetiklenmesi mümkün olabilir diyorum siz sevgili terazi burcu için. Aynı zamanda liderlik yapma, yani benim dediğim olacak, benim dediğim şekilde yapılacak enerjisinin de hakim olduğu bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yani evliliğinizle ilgili gündemler bu 6 ay boyunca sanki tetiklenmeleri getirebilir. İlla pazartesi günü bunu yaşayacaksınız anlamında değil ama bu 6 ay dilimi içinde bunun etkilerini hissedeceksinizdir diye düşünüyorum. Bayram günü Ay Boğa burcunda olacak. Ay Boğa burcundayken yüceliyor sevgili arkadaşlar ve kendini iyi hissediyor. Burada olması sizin de bayram günü boyunca mutlu, huzurlu, keyif alabileceğiniz enerjileri tetikliyor. Yani aynı zamanda sevdiklerinizle birlikte olmak, eğlenmek, yaptığınız, işte gittiğiniz yerler, gelen misafirler, artık kimler ne yapıyorsanız bununla ilgili de mutlu olabileceğiniz ve keyif alacağınız enerjiler hakim olabilecek gibi görünüyor. Sevgili Terazi Burcu, aynı gün bayram günü Mars ve Satürn'ün Balık Burcu'nda kavuşumu var. Bu da sizin gündelik hayatınıza denk geliyor. Gündelik hayatınızla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili, çalıştığınız yerle ilgili, yanınızda çalıştırdığınız kişiler ya da elemanlarınız ya da birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı. Burada mücadele edeceğiniz, burada bir sorumluluk üstleneceğiniz, burada bir yani öz disiplinin hakim olması mümkün. Burada bir çaba, emek, mücadele, biraz daha böyle savaşçı enerjiler hakim gibi görünüyor siz sevgili teraziler için. Aynı zamanda sağlıkla da ilgili gündemler söz konusu olabilir. Sağlığa da daha dikkat etmeniz gereken durumlar söz konusu gibi. Özellikle de böyle zehirlenme gibi durumlar, sudan gelecek olan zararlar, tehlikeler gibi durumları da söz konusu olma ihtimali var diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Enfeksiyon gibi, buna dikkat edin. Ateşli hastalıklar gibi durumlar yaşanabilir. Buna dikkat edin. Özellikle yükselen teraziler, sağlık kısmınıza aşırı dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili terazi burcu diyebiliriz. Evet, hafta sonu Ay İkizler burcunda olacak ve İkizler burcundaki ay size daha çok böyle uzaktaki kişilerle daha fazla görüşebileceğinizi, iletişim içinde olabileceğinizi, şehir dışı bağlantıları, yurt dışı bağlantılarınız, hatta buralarda yaşayan akrabalarınız varsa bunlarla daha fazla sık görüşebileceğiniz, aktif olabileceğiniz, beklediğiniz bir gelişme ya da bir haber varsa yine bu konulara yönelebileceğiniz, seyahate çıkma gibi, hafta sonu olmasına rağmen bir hafta sonu seyahatine gidip gelme gibi durumları tetikleyebilir, süreçleri geçirebilirsiniz sevgili terazi burcu diyebilirim sizin adınıza da.
Evet sevgili teraziler, bakalım tarot ne söyleyecek? Terazi burcu 8 Nisan haftası diyoruz terazi burcuna. 8 Nisan haftası terazi burcu kendi içimize döndüğümüz, sorguladığımız, eleştirdiğimiz ve mükemmelliyetçi enerjimizin hakim olduğu bir durum var. Yönümüzü bulacağız, olayları değerlendireceğiz. Hem mantık hem ruhen. Usta olduk artık, tecrübe edindik. Tecrübelerimizi çalıştırabileceğimiz bir hafta gibi görünüyor. Kendi yolumuzu bulma, kendi yönümüzü çizme gibi durumlar söz konusu. Zamana bıraktığımız, askıya aldığımız, aman bir ara ilgilenirim dediğiniz, oluruna bıraktığınız durumlarla ilgili, konularla ilgili de yine böyle kendinizi geri çektiğiniz bir durum var. Yani yine üzerine gitmiyorsunuz, yine yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz, yine erteliyorsunuz sevgili teraziler. Harekete geçeceğiniz konularla harekete geçmeyip yine oluruna bıraktığınız ve ertelediğiniz bir durum söz konusu. Bana bulaşmayan yılan bin yaşasın der gibi bir durumunuz söz konusu gibi görünüyor. Bazılarınız ise bulunduğunuz yerle alakalı, burası benim dediğiniz, burayı vermem dediğiniz, buradan çıkmam dediğiniz, gitmem dediğiniz, sıkı sıkı sahiplendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Böyle bir durumunuz var. Finansal konularla ilgili bir fırsat, bir şans yakalama durumunuz söz konusu. Maddi konularla ilgili evren ve sistem tarafından desteklendiğiniz bir hafta. İkilem yaşıyorsunuz, kararsızlıklarınız var. Değişken enerjilerdesiniz. Fikriniz sürekli değişiyor, sürekli kararınız değişiyor. Ne yapacağınızı bilemediğiniz bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Ve öldüm, bittim, tükendim dediğiniz bir konunuz var. Artık yorulmuşsunuz, artık tükenmişsiniz, artık yolun sonuna gelmişsiniz. Bu haftada bunun etkilerini hissedeceğiniz ve ben tükendim dediğiniz yerden tekrar ayağa kalkacağınız bir durum söz konusu. Bakın, ben tükendim, öldüm, bittim dediğiniz yerden tekrar ayağa kalkıp ve yeniden adım atmak var burada. Yeni başlangıçlarınız var. Yani tükenme yok sevgili arkadaşlar. Evet tükendiniz ama ayağa kalkmam gerekiyor deyip tekrar atınıza binip tekrar harekete geçtiğiniz, tekrar eyleme geçtiğiniz bir durum söz konusu. Duygularınızı açtığınız, duygularınızı dile getireceğiniz, etkilendiğiniz ve hoşlandığınız bir kişi var ise bu kişiye adım atacağınız enerjiler hakim gibi görünüyor siz sevgili terazi burcu için. Evet, ne demiştik? Haftaya nasıl başlıyorduk? Haftayı eleştirerek, irdeleyerek, özellikle geçmişi, yaptıklarımızı, tecrübelerimizden ders çıkartarak başlıyoruz. Oluruna ve askıya bıraktığımız durumlar söz konusu, zamanla bıraktığımız gündemlerimiz var. Kendimizi koruma altındayız. Kendimizi bulunduğumuz yere sahip çıkıyoruz. Ve insanları kendimizden uzaklaştırdığımız enerjiler hakim. Aynı zamanda evren tarafından finansal olarak desteklendiğimiz bir hafta. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizin sürekli değişkenlik gösterdiği bir haftaya geçiş yapıyoruz. Öldüm, bittim, tükendim, yoruldum dediğiniz yerden ayağa kalkıp harekete geçtiğimiz bir haftayla kapatıyoruz bu haftayı sevgili teraziler. Evet, sizler için de söyleyeceklerimiz böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.